Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Ertan. Yeni bir Ark Survival Evolved videosuyla yine devam ediyoruz. Aslında pek bir devam sayılmaz. Biliyorsunuz bir önceki videoda da söylemiştim. 620 yani Center Map'te başlamıştık 620'de. Gayet iyi gidiyorduk ama o paylaştığım videoda da bildiğiniz üzere bir hacker sayesinde maalesef kaybettik. Pek bir şeyimiz de kalmadı. Şevkimiz de kırıldığı için server'a devam edemedik. Center Map'e de devam etmeyi düşünmüyoruz ama belli de olmaz. Yani ne yapacağımız şu an biraz meçhul, muallakta. Bir de şöyle bir şey var çünkü. Yeni gelen update ile birlikte Center'da herhangi bir güncelleme yok. The Iron biraz daha cezbedici bir hale geldi. Şimdi ben bu bölümde size ne yapacağım arkadaşlar? Biliyorsunuz yeni gelen update'te Red Biome, Quetzal'lara yakalamak için Bola, işte Red Biome'a base kurabilmeniz için metal platformlar falan geldi ağaçlara. Şimdi ben kendime burada beğendiğim bir yer vardı. Oraya kendime bir base kurmaya başlayacağım. Bu videoda ağaca base kuracağız. Hadi bakalım. Ben engramları açtım. Bayağı da malzeme istiyor. Şimdi buradan malzemelerimi toplayacağım. Bizim base'de olduğumuz için de arkadaşlar biraz değil bayağı kasıyor. 11 level gördüğünüz gibi. Şey 11 level diyorum pardon. 11-12 FPS ile oynuyorum. Full epic'te bizim base'de. Bilerek full epic yaptım. Çünkü hani red biomu falan görün diye FPS yükseltmek istemedim. Biraz böyle kendi base'imizde zorluk çekeceğiz ama base'den çıktıktan sonra o FPS düzelecek. Ayarları da size hemen şöyle göstereyim. Her şey ultra'da full epic 1920x1080 bütün efektler de dahil olmak üzere açık. Sadece motion blur ve dynamic tessellation. Bunu açtım ama bunun ne olduğunu çözemedim. Pek bir artısı bana olmadığı için bunu kapattım. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam tek bir platform için 1800 metal istiyordu. Şimdi benim bu metallerimi toplamam lazım. O dayalı kulus hareket edebilecek mi? Büyük ihtimal edemeyecek galiba. Çok mu ağır oldu ya? Çok yüklendi kaymana. Aynen. Çaktı kaymana. Hop, bunun olsun da sesi. Yo, gerçi bunu da ben taşırım. Hem o taşısın hem ben taşıyayım abi, gel. Gel. Lan yanmıyorsun ha. Gel böyle gel. Bebeğim gel. Şimdi bunları simkiye taşımamız lazım. Nerede? Yoruldum mu? Gel. Affedersiniz. Biraz hastayım. Hala geçmedi. Lan oğlum bende ağırlık. Yok bende ya. Şurada aslında FPS'i düzeltmek için bezden çıkınca mı açsam? Bu FPS biraz sıkıntı. Daha sonra bunu düzeltirim. Medium alalım. Medium'da da oyun çok bir farklı oluyor ya. Bu çakılmadı değil mi? Çok da bir şey fark etmedi aslında. Bizim base sıkıntı ya. Base'de hakikaten zorlanıyoruz. İçinde başka bir şey kalmış mıydı? Kalmış. Lan alsana. Şuraya büyük bir dinozor getirmem lazım aslında ya. Bakayım abi bir dakika şimdi şuradan. Metal ağaç platform. 1800 metal istiyor. 1400 çemen tipes. 600 de fiber. Bayağı pahalı. Yapacak bir şey yok. Canı da 60 ki arkadaşlar hani. Oha. Bu nasıl bir aktör ya. Lan bug'a soktunuz ya. Platformların canı arkadaşlar 60k olduğu için de biraz pahalı. Bak şimdi o dönemeyecek oradan aptal. Binelim bari.
Taşı taşı gitmez vallahi ya. Sen bir ayak altına çekilsene ya. Büyük sıkıntı ya. Bu var ya, beni çıldırtıyor FPS olarak. Gel 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 gel. Gel aslanım gel. Buraya kadar gel. Yani base'de niye FPS'in bu kadar düştüğünü base'den çıktığımda göreceksiniz. Hakikaten büyük sıkıntı yaşıyoruz ama. Bu kim lan? Hamsi. Oo, Bayram Usta. Bayram abi de gelmiş. Yanına yanaşsan ne olur? Hadi lag var gene büyük ihtimal. Yo. Yeni gelen update de arkadaşlar. Hani sadece şey gelmedi. Red Boot Biome değil. Yeni bir dinozor daha geldi. Titanosaurus mu? Titanosaurus. Yani ismini söyleyemiyorum. Değişik bir hayvan daha geldi. Bayıltması falan çok zor. Temleme olayı yok. Onu bayılttıktan sonra direkt saddle'ın üstüne koyup biniyorsunuz. Şöyle bir sıkıntısı var. Hayvan aşırı derecede güçlü olduğu için şey yapmıyor. Yemek falan yemiyor. Hani onları nasıl düzeltirler onu bilmiyorum. Yediği bir şey yok. Biz bir single'da falan yaptık. Şu an levelimiz yetmiyor. 95 levelde açılıyor saddle'ı falan. İleride açılırsa sedalı falan onları da size göstereceğiz. Yemek yemediği için de bir gün sonra hayvan ölüyor. Yani böylesine devasa bir hayvanı temlemeye uğraştıktan sonra bir gün sonra ölmesi hakikaten tuhaf bir olay. Niye böyle bir şey yaptı developerlar? Onun hakkında pek bir şey diyemeyeceğim ama hiç hoşuma gitmeyen bir update oldu. Yoksa güzel bir dinozor. Sen oradan geçemeyeceksin. Gel böyle gel. Hadi. Gel anne. Ya o kadar emek vereceksiniz işte katapultlarla falan, çünkü ya da kanon toplarla falan indirmeniz gerekiyor. Başka bir şansınız yok. Ben bu hayvanı kullanamayacaksam, benim olmayacaksa niye bu kadar uğraşayım? De diyesi geliyor insanın. Başka ne geldi? İşte Quetzal'a artık bola atabiliyorsunuz, balistaya. Onun mermisi geldi, bola geldi, zincir bola geldi. Quetzal'ları artık yakalayabiliyorsunuz. Redwood Biome geldi, güzel oldu. Beğendim de Redwood'u. Daha da güzellikler gelecek herhalde arka, ama bence şu yeni gelen Titan'ı düzeltmeleri lazım. Hayvan inanılmaz güçlü. Demire dahi vurabiliyor. Biz şöyle bir test yaptık. Giga ile ikisini single'da karşılıklı getirdik. Giga'yı ikinci vuruşta agro'ya sokuyor. Sinirli moda alıyor. Giga da otomatikman yiyor. Ve sürücüsüz kaldığı için de daha fazla hasar alıyor Giga. Yani açıkçası Giga'dan çok daha güçlü. Söyleyebileceğim o hayvanla ilgili başka ne var? Şöyle bir sıkıntı var. Official'larda dikkat ettim. Birkaç kişi artık bunları da yazmaya başlıyor. Her server'da arkadaşlar 3 tane spawn oluyor aynı anda galiba. Yanlış bilmiyorsam. Ve bu 3 tane spawn olduğu zaman millet ne yapıyor? Bu hayvanı sinirlendirip milletin base'ine çekiyor ve hayvan aşırı güçlü olduğu için direkt base'leri falan duman ediyor. Buna bir çözüm bulmaları lazım. Bu şekilde böyle agro'da hayvanı çekip base'e getirirsen sahilde işte hayvanın gelebileceği yerlerde olan base kuran insanlar maalesef haksız bir şekilde hemen base'lerini yok olmuş olarak görecekler. Çünkü başka bir şansınız yok. Hayvanı öldüremiyorsunuz. 4-5 giga ile falan dalarsanız bir ihtimaliniz var. Yani yeni geldiği için belki hatırlıyorsunuzdur. Şeyde de böyle yapmışlardı. Gigalarda da ilk başlarda aşırı güçlülerdi. Sonradan onları nerflediler. Canlarını düşürdüler.
Hadi be annem gel. Sen niye? Sıkıştın. Koş 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 koş. Aşırı derece şu FPS droplardan dolayı zorlanıyorum. Sıkıyormuş. Olmadı mı acaba ya? Daha ne kadar taşıdım ben? Structure, metal. 1600 metal. Biraz daha metal alacağız. Şuradan çemen kestiğimiz var mı? Lan aslında dibinde metal var. Ben niye oradan öyle taşıyorum ki? Pardon. Çementik tamam. İngat. Şimdi tamam olacak şimdi. Fiber. Aa, fiberler nerede bilmiyorum lan ben. Sen bir dur abi şurada. Fiber, fiber, fiber. Baldızın içinde vardır aslında da. Bizim bir tane gorilimiz var fiber. Topluyor. Onun iki kesim doludur. Yolcu sarhoş, amcı sarhoş. Bunlar çöpler. Ok 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 ok. Arkadan arkadan ayıp. Yanımda kikim. Okey. Bayram Usta, bu fiberler nerede ya? Fiberler nerede? Tipe bak hele ya. Şoker yapmış. Mutfak var ya, gel. Biraz fiber alalım. Burası komple fiber artar. Tamamdır abi, aldım. 600 tane lazımdı. 40 yok, hepsini alabilir. Haydi bakalım. Hop. İlk platformumuzu yaptık. Bundan bana 3 tane malzemeleri topladıktan sonra 3'ü yüzde yapacağım. 90 kilo. İyi bir ağırlığı varmış ha. Sonra başka ne yapacağız? Ben bir şey daha görmüştüm ama. Neydi? Değişik bir şey vardı. Onun ne işe yaradığını bilmiyorum. Onu da açtım. Lazım olur diye. Bu olayı açmadık. Neredeydi o ya? Ha. Tri sap tri septa. Neymiş abi o? Tamam. Ne demek yani? Simit de yapılıyor da ne işe yarıyor onu bilmiyorum. Bakacağım. Crafting stone, misk, wood.
Yes. Ateş dürtüler. Ne işe yarıyor bilmiyorum ya. İki. İki tane yaptım. Acaba platformu buna mı koyuyoruz? Hiçbir bilgim yok. Yapmak lazım mı acaba? Triceptor. Buna şöyle bir tap yapıp internetten Arkpedia'dan bir bakalım. Triceptop. Triceptop. Nasıl yazıyor? Triceptop. Çıkmadı. Niye çıkmadı abi? Ha, Triceptop. Vallahi ne işe yarıyor? Açıklamada yok. Neyse, iki tane yapmıştım. Bir şey de istemiyormuş. Şöyle yapalım. Bir daha geldik yapmayalım. Hadi. Girmem için biraz düşünmem lazım. Oo. Ben niye bu kadar ağrım ya? Ha. Artık bir şöyle yapalım daha iyi. Bunu bile yürüyemiyorum. Şu platform bayağı bir ağırlık yapıyor. Üç tane yeter ya şimdi. Tamam, üç tane bundan aldım. Platformu aldım. Ben bir giderim artık. Şimdi büyük ihtimal beni tam Peter'a mı almışlar? Bir tarama niye aldınız ya? Neyse, quest aldı gidelim. Quest aldı gidelim. İğrenç gösteriyor Medium'da oyun. Hemen şimdi size onu bir epic yapalım. Tamamdır. Şöyle ufaktan base'i göstereyim görmeyenler için. Şu motion blur'u kapatayım ya, hiç sevmiyorum. Aynen. Şöyle bir base'imiz var arkadaşlar. Biraz küçük. En büyük bize FPS drop'u bu bitkiseller yapıyor. Bunlara da maalesef çözüm bulamıyoruz. Bu bitkiseller olmazsa biraz sıkıntı. Bu bitkisellere ihtiyacımız var. Bahçedeki hayvanlarımız biraz gitti. Bayağı bir hayvanımız vardı bahçede. Doluydu. Biz offline'ken sağ olsun Çinlilerden bir grup gelip bize offline raid yapmaya çalıştı. Hem de Dodorex'le. Maalesef başarısız oldular. Tabi biz biraz da bir hayvan kaybettik. Hemen gidelim şimdi Redwood'a. Eksik malzeme aldım mı almadım mı bilmiyorum. Büyük ihtimal platformla bu aldığım iki maşayı yetiyordur. Ya da platform belki direkt koyuyoruzdur. Hiçbir bilgim yok. Şimdi bilmeyenler olabilir. Abi şimdi ağaca koyuyorsun da ağacı keserlerse ne olacak? Bu ağaçlar kesilmiyor arkadaşlar. Kırılmıyor da. Bu ağaçların herhangi bir damage'i yok. O yüzden rahat rahat istediğiniz her ağaca derken yani bu kırmızı red biyomdaki ağaçları kullanabiliyorsunuz. Koyabiliyorsunuz. Benim şimdi beğendiğim yere götürüyorum sizi. Oranın. Bunu ben daha bir dakika. Şunu biraz daha çekelim. Tam olsun. Hafif bulanıklık oluyor yoksa.
şu ileride biraz bataklık var arkadaşlar. Ya yani bataklık derken böyle çok tatlı bir gölü falan var. Orası çok hoşuma gitti. Ben orayı kuracağım. O bölgeyi de böyle bizim klanımıza kasaba gibi köy, ağaç kasaba, ağaçtan köy gibi bir yer yapacağız. Herkes kendine bir ağaç yapacak. Öyle bir planımız var. Bakalım. Onları da sizle paylaşacağım. Çok yavaşsın be koyarsan. Metal hemen dibimizde var. Gerçi metal ihtiyacımız da pek olduğu söylenemez. Ama güzel temiz metal var yani. Ben mouse'u mu gittim? Mouse gitti dedim. Hadi bakalım. Şimdiye gelmiştim var ya. Yanlış gelmiyorumdur inşallah. Hakikaten çok yavaş ama ya. Kaç level ki abi bu kuş? Otobüs sıcakmış. XP level alacak birazdan. Yanlış kendi karakterime bakıyorum. Sabri Bey 82 level. İçi de doluymuş kuşun da o yüzden. Hiç alırken de bakmadım. Kömür çakılı. Oo, oraya biri yapmış. Ne yapmış? Tahtadan mı yapmış? Tahtadan yapmış. Tahtadan pek sağlıklı değil beyler. Şimdi benim yapmak istediğim yer buralarda bir yerdeydi. Şöyle baktığım zaman. Aynen şu, ama bu sefer adama yakın mı diyecek lan bana. Bu benim yapmak istediğim yere yapmış. Oo, ben bunu çarparım abi. Bu adamı ben silerim yani. Bir dakika, deneyeceğim şimdi. Nasıl oluyormuş abi? 3 diyoruz. Aa, direkt koyuyor. Direkt metalimi çarparım abi. Buna kuvvet salgılayabiliyor mu? Güzel. Lan çok güzel farm olur ha. Bundan beri yapacaksın. Kuvvet sallarını park edeceksin bir tarafa. Şu şeyi merak ediyordum. O neymiş abi? Bu. Bu ne işe yarıyor acaba ya? Ağaçtan su mu alıyoruz lan? Tree sap tap. Ağaçtan su için ha bu. Vallahi. Güzel güzel. Şimdi benim planım şu. Bundan şöyle öbürüne gideceğim. Ulan alçak yaptım ha ben bunu. Bakayım. Kırmak da olmaz ha. Yok, çok alçak da değil abi. Alçak da değil, güzel. Şuradan şuraya bir iniş yaparım. Güzel.
Oradan ona, oradan ona. İkisini birleştirsem acaba nasıl olur? Çarpışır mı? Çiçe geçer mi? Geçmez mi? Size şunu göstereyim, göstermedim. Gördüğünüz gibi canı 60.000. Gayet iyi, güzel. Patlatması o kadar kolay olmayacak bunun. Bunu güzel düşünmüşler. İnşallah nerflemezler. Da şöyle sıkıntı yani. Oradan oraya, oradan oraya. Ağır olduğu için şu kayıtsalı boşaltıp benim daha hızlı taşımam lazım. Sonra işte duvarlarımı falan yapacağım. Ağacı genişleteceğim. Köprüyü yapacağız. İş uzun. Şimdi bu videoyu burada sonlandıralım arkadaşlar. Hani nasıl olduğunu, ağacı nasıl platform atacağınızı göstermiş olduk. Bayağı çünkü uzun sürecek. Part part halinde bunu size yayınlayayım. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı, hatta yorumda bulunmayı unutmayın. Sizin beğenileriniz benim video çekmemi sağlıyor. Sizin beğenileriniz tabiri caizse bana gaz veriyor. O yüzden beğenilerinizi unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.